geldi. Emirhan vurdu. Emirhan. Harika bir gol. Emirhan Aydoğan. Fark bire iniyor. Muazzam bir free Kaptan attı fark bire indi. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bursa Spor, Ümraniye Spor, maçı e, özet yorumlarıyla birlikte tekrar sizlerle birlikteyiz. Maçta Emirhan'ın çok güzel golü vardı. Siz de videonun başında izlediniz. Fakat bunun haricinde maç içinde yaşanan bazı olumsuzluklar vardı. Bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde hafta içinde yaşanan bazı gelişmeler vardı. Bu maçı da belki etkilediğini düşünebilirsiniz. İlk başta hafta içi maçtan önce yaşananlardan biraz bahsetmek istiyorum. Geçen hafta 6'ya yenilmiştik arkadaşlar 3-1. Ve bu maçta 30. saniyede Ali Akman atmış olduğu bir gol vardı hatırlayacaksınız. Bu gol atıldığında arkadaşlar tribünden yönetim kurulumuzdaki Besim Hacıoğulları itiraz etmişti. Ve bu itirazının sonucunda PFDK'ya sevk edildi. Çok önemli olarak görmüyorduk fakat 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Yani ne demiş olabilir ki diye düşünmüyor değiliz. Yani bu kadar cezaya etki edecek ne söylenmiş olabilir? Buna tezat olarak Adana Demirspor'un keçi Gücü gücüyle maçı vardı arkadaşlar ve burada Adana Demirsporlu eski Bursa Sporlu Anıl Karayer'in top toplayıcı çocuğun topu geç atmasından dolayı üzerine abanarak şut çektiğine şahit olduk. Anıl Karayer bununla da kalmadı ve protokol tribününe dönerek bir de küfürlü sözler söyledi. Yaşanan bu durumu isterseniz önce bir izleyelim. Mehmet Akyüz Cem yine uzaklaştırdı. Savunmasına nefes aldırıyor. Son saniyeler artık. Adana Demirspor 90. dakikada penaltı da kaçırdı. Anıl'ın gösterdiği reaksiyon ve kırmızı kart. Anıl Karayer 90 artı 6. dakika yaptığı bu hale sonrasında kırmızı kartı gördü Anıl. Şimdi pozisyonu izlediniz. Sizce Anıl Karayer bu pozisyonda e, görmüş olduğu kırmızı kart sonrası ne kadar ceza almıştır? Anıl Karayar'ın aldığı cezayı açıklıyorum. Sadece iki maç. Ve 13.000 TL para cezası aldı. Şimdi Beysim yollarına bakıyorsunuz. 75 gün hak mahrumiyeti cezası. Anıl Karayar'ın yaptığı terbiyesizlik diyeceğim artık. Sadece iki maç. Yani sosyal medyaya baktığınızda 5 maç, 6 maç çok rahat ceza alır diyenler vardı ki bunlar da gene Adana Demirspor taraftarlarıydı. Yorumu size bırakıyorum. Hafta içinde yaşadığımız başka bir olay da Stadyumun elektrikleriyle ilgiliydi hatırlayacaksınız stadyumun elektrikleri kesildi bu sefer maçı burada oynayabilecek miyiz oynayamayacak mıyız diye tartışmalar çıkarken Erkan Kamat gene yüksek iletişim becerilerini kullanarak problemi öyle ya da böyle şimdilik çözdü geçici olarak çözeceğiz yani kalıcı olarak hala da maddi sıkıntılarımız devam ediyor bu maddi sıkıntılar böyle her gün farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bir başka konu da Sedat Dursun konusu. Sedat Dursun konusu da en nihayetinde bir neticeye vardı. Kendisiyle yapılan sözleşme feshedildi. Muhtemelen devre arası da yaklaşıyor. Herhangi bir TFF birincilik takımlıydı da anlaşacaktır Sedat Dursun. Kendisine başarılar diliyoruz. Fakat bu konuyla ilgili ben birkaç şey eklemek istiyorum. Şimdi Sedat Dursun, biz Sedat Özden'le de birlikte Sedat 3 biliyorsunuz. Sedat 4 olarak anılması için daha önceden birlikte konuşmuşlardı ve Bursaspor hizmet etmekten çok keyif aldığını, gurur duyduğunu söylüyordu kendisi. Geçtiğimiz sezonda yaşadığınız maddi durumları bilerek ücretinde bir indirim yapmıştı. Neticesinde de kendi yaşıtlarıyla kendini kıyaslayarak fiyatının düşük kaldığını ve yine ücretinde iyileştirme talep etmişti. Fakat şimdiye kadar Bursaspor'un kaybettiği oyuncular hatırlarsak Muhammed Demir, Zeki Çelik hatta Pablo Martin Bataje'yi bile sayabilirsiniz hepsinde bizim kulübümüz hatalıydı. Yani futbolcuyla olan ilişkileri doğru yönetememiştik. Fakat burada şimdi Sedat Dursun artık Bursa Spor Süper Lig'deki gibi gelirleri olan bir takım değil. Ve pandemi şartlarında da düşündüğünüzde biz gerçekten şu anda oynayan futbolcuların bile parasını zor veriyoruz. Talep tabii ki de hakkın ama hangimiz hayatta haksızlığa uğramıyoruz ki sence? Yani hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde bir haksızlığa uğruyoruz. Sen burada sabredip çalışıp, çalışmanla bunları zaten herkese gösterecektin. Daha geçen sezonun sonunda bile attığın tweetler yani kulübü karıştırmaya yetti. Ve para konularında da Mustafa Hoca'ya çok fazla yüklenemeyiz. Bence bu kulüple alakalı fakat başkanla da alakalı değil. Kulübün genel bir problemi haline dönüştü bu durum. Evet, diğer oyuncuların aldığı maaşlara kendini kıyaslıyorsun. Bu zaten senin haksızlığa uğradığının bir göstergesidir. Haksızlığa uğradın mı? Bence uğradın. Ama bu durumu bu şekilde değil yani şikayet ederek değil, kendini göstererek aşmalıydın dostum. İnşallah gene yollarımız kesişir Sedat kardeş. Fakat uzun süre daha Bursa Spor'da para olacağı benzemiyor. Yolun açık olsun. Birkaç bilgi de Ümraniye Spor'dan vermek istiyorum. E, liglerin başlamasına bir hafta kala Ümraniye Spor'da 7 futbolcu toplam 14 personel Covid testi pozitif çıkmıştı. 2 hafta kadar karantina süreci de olduğundan dolayı ligin başlamasıyla birlikte biraz geç form tuttuğunu gördük Ümraniye Ve 10 haftalık periyotta sadece bir galibiyet alabilmişlerdi. Ümraniye Spor'a baktığınızda bir teknik direktör değişikliği de yaşadılar ve bu onları olumlu olarak yansıdı diyebiliriz. Geçen hafta da Gökhan Süze'nin kırmızı kart görmesiyle kendisi Bursa Spor maçında forma giyememişti. Bursa Spor'un kadrosuna baktığımızda Furkan Emre Ünver gayet başarılıydı bence defansta. Geçen hafta Altay maçının 67. dakikasında skor 1-1 iken sakatlanmıştı ki işler ondan sonra zaten tersine döndü Bursa Spor'da. Bu maçta kendisini göremedik sakatlığından dolayı. Ve zannediyorum ki Aykut Akgün de bir sakatlık geçirdi ve Mustafa Hoca ilk 18'de yer vermedi Ümraniye Spor karşılaşmasında kendisine. Bu iki stoperin yerine Cüneyt ile Ertuğrul'u gördük ki Cüneyt için yeniden ilk 11'e dönme fırsatıydı bence. Ertuğrul'un da kendini gösterme fırsatıydı diyebiliriz. Yine Bursa Spor'un ilk 11'ine baktığımızda başka bölgelerde de değişiklikler vardı. İlk başta kalecimiz Deniz yerine Ataberk'i Mustafa Hoca'nın sahaya sürdüğünü gördük. Altay maçında yedi hatalı gollerden dolayı diyeyim Deniz kenara çekilmiş oldu. Ve bizler de zaten böyle olacağını tahmin ediyorduk. Bir başka değişiklikte de gene sağ kanatta oynayan Burak Kapacak'la ilgiliydi. Son iki haftadır kendisi biraz tutuktu ve isteksiz de diyebilirim. Biraz daha formanın değerini anlaması için belki de Mustafa Hoca onu yedeklerde başlattı. Ki bence de doğru karardı. Recep Aydın'la ilk arayı geçirdik. Daha sonrasında da Burak Kapacak oyuna girmiş oldu. İlk 11'de yapılan bu değişiklikleri sizler nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum ama bence herkesin beklediği, beklentisi olan değişikliklerdi. Fakat bu maçta da gene özellikle stoperlerimizin ağır kaldığını gördük. Ertuğrul çok yapılı, fiziği olan bir oyuncu, hava toplarında etkili fakat koşulan ataklarda biraz daha geride kaldığını gördüm. Cüneyt Köz'ün de gene bazı pozisyonlarda pozisyon hatası yaptığına şahit oldum. İnşallah Bandırma Spor maçında gene bu stoperlere bir çözüm bulacaktır Mustafa Hoca. Maça geçtiğimizde maça fena başlamadık aslında. Maçın henüz 3. dakikasında Batuhan'la bir kaleyi yoklamıştık. Fakat kalecin üzerine giden topta çok da etkili olamadık. Top yeniden önünde Recep Ceza sahasına Ali Akman çevirdi. Şut şansı plase vuruş kaleci de kalıyor. Ahmet Eyüp. 21. dakikada da ceza sahasına havadan gelen topta Ali Akman kendini yerde buldu ve bu pozisyonda hakem devam dedi. O bıraktı Recep. Sol ayağında Recep cesa sahasına. Ali Akman yerde. Oyun devam ediyor. Bu arada maçın 15. dakikasında da Mustafa Hoca yaşanan bir pozisyonda hakeme doğru hiçbir şey yok demesine rağmen yani sadece bunu dedi bir sarı kart gördü. Bu pozisyonda da oldukça şaşırdık diyebilirim. İlk yarının ortaları oynanırken Ümraniye Spor baskısını gitgide arttırmıştı. 27. dakikada kornerden başlayan atakta Gelen ortaya vurulan kafa vuruşu Ataberk'in üzerine geldi ve pozisyon savuşturulmuş oldu. Paslaşarak kullandı korneri. Akapu ezeden Ercan. Onu pası yerden çese asası. Orta bir kafa kaleci Ataberk. Ataberk de tak deniz. Üzerine gelen topu alıyor. Bu dakikadan sonra Bursaspor Spor Kalesi'ne gitmekte oldukça zorlandı. Ve fiziksel olarak orta sahadan topu taşıyamaz duruma geldik. Bunu gören Mustafa Hoca Kerem Şen yerine Özer Hurmacı'yı oyuna sürdü. Maç oyun olarak biraz orta sahada dengelenmiş olsa da Ümraniye atakları devam ediyordu. Ve 40. dakikada defansımızın arkasına atılan topta ceza sahasına girerken bir Ümraniye Spor'lu futbolcu şut çekti ve Ataberk soluna doğru yatarak güzel bir kurtarış yaptı. Serkan geriye döndü Kulumat. Uzun gönderdi Kulumat. Komis'in koşuyordu. Komis bıraktı. Gol pozisyonu! Kaleci Ataberk! Kevin May vuruyor. Atabert çıkarıyor. 40. dakika. İlk yarının sonuna bir dakika ilave edilmişti ki son 20 saniye kala gol yedik. Duran toplardan gol yeme alışkanlığımız bu maçta da devam etmiş oldu. Alaaddin topun başında. Alaaddin ortası. Kafa vuruşu gelmedi. Bir kafa ve gol! Topalarda gol. Ali Öztürk. Ali Öztürk. İlk yarının son anlarında Ümraniyespor'u 1-0 öne geçiriyor. Son dakikada yediğimiz golle devre 1-0 yenik girmiştik. İkinci yarıya da Mustafa Hoca oyuncu değişikliğiyle başladı ve Recep Aydın'ın yerine Burak Kapaca oyuna sürdü. Yani ikinci yarının başında Burak Kapaca'nın başlatmış olduğu pozisyonda pozisyon devamını getiremedik. Bir pas şimdi Burak kapacak ceza sahasında Burak sol ayak orta arka direğe doğru Ercan Coşkun Araya girdi Erçan, topu kornere gönderiyor. Ardından gelişen e, Ümraniye Spor atakları vardı ki 49. dakikada Emirhan'ın orta sahada kaptırdığı bir topla Ümraniye Spor kalecimiz Ataberk'le karşı karşıya bir pozisyona girmiş oldu. Emirhan Aydoğan, baskı var. Kevin Mayi, kazandı topu. Onun pası Akapuese. Akapuese'den Sivkovic, cesar sahası şut Ataberk. dönen topa Akapuese. Ondan önce Ataberk bir kez daha müdahale ediyor. İkinci gole yaklaştı Ümraniye Spor. Ataberk bu atakta iki kurtarış yaparak pozisyonu savuşturmuş oldu. Fakat Ümraniye iyiden iyiye geliyordu. Ve 51. dakikada tekrar Ataberk'le karşı karşıya kalındığı pozisyonda Ataberk'in kurtarışıyla top kornere çıktı. Yani iki pozisyon üst üste gelince artık gol de geliyorum diyordu. Pozisyonun devamında kornere çıkan toptan gelen ortada bomboş kafa vuruşuyla Ümraniye Spor skoru 2-0'ya getirdi. Akabuese. Akabuese'den pas. Sivkoviç. Gol şansı Sivkoviç. Ataberk. Ataberk karşıladı. Sivkoviç. Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor. Hayır, hayır, hayır. Alaaddin ortası kafa vuruşu ve gol! <laughs> Top ağlarda 2-0. Tomislav Glubert savunmadan ileri çıktı. Takımını 2-0 öne geçiriyor. Skor 2-0 olunca Ümraniye da kapandı ve geliştirdiğimiz ataklar sanki duvara çarpıyormuş gibi geri geliyordu. Bu yüzden dolayı seri şekilde pas yapmaya başladı Bursaspor. 63. dakikada artık savunmaya geçemeyeceğini anlayınca Bursaspor uzaktan bir şut çekti Ali Akman. In. Fakat kaleci bu şutu kurtarmış oldu. Durma, durma, durma. Batuhan onun pası ceza sahası Ali Akman. Çekti sağ ayağına. Ali Akbar şut kaleci. Ahmet Eyüp Türk Aslan. Bu dakikalardan sonra maç hareketlenmeye başladı ve 64. dakikada da hemen Ümraniye atağında cılız bir şut olsa da gene az farklı top auto çıktı. Pas sağ kanadı, ha. Cese 3 Ümraniye var. Orta içeri doğru Gomis. Gomis dışarı gitti. Honore Gomis. 65. dakikada Ümraniye Spor'da bir oyuncu değişikliği yaşandı ve Musa Sov'u gördük oyunda. 68. dakikada da kazanılan bir free kick vardı. Bunu Ataberk sağ eliyle tokatlayarak topu çok güzel bir kurtarış yaptı. Bence Ataberk kaleyi alır, bundan sonra da bırakmaz gibi geliyor. Kaleye doğru! Çok sert bir vuruş, Ataberk çıkarttı. 70. dakikada da stoper Ertuğrul'un yerine ilk 18'de yer alan tek defansif oyuncumuz Ramazan Keskin oyuna girmiş oldu. Maçın geneline baktığımızda da Bursa Spor'un son iki maçta bir tutukluğu vardı ve bu tutukluğu bu maçta da devam ettiğini söyleyebiliriz. Ümraniye Spor'a baktığımızda da Ümraniye Spor neredeyse her top mücadelesinde vardı. Ve ne zaman Bursa Spor'lu birisine top gelse hemen başına bir Ümraniye Spor'lu veriyordu. Bursa Spor'a böyle boş olan bırakmadılar bunu söyleyebiliriz. Ve 77. dakikada Bursaspor ceza sahasının önüne kadar güzel paslaşmalarla gelmişti ki bir frikik kazandı. Kazanılan frikiki Emirhan öyle bir yere gönderdi ki yani kaleye mustereye geçirseniz o topu kurtaramazdı bence. Emirhan geldi. Emirhan vurdu. Emirhan! Harika bir gol! Emirhan Aydoğan. Fark bire iniyor. Muazzam bir frikik. Kaptan attı, fark bire indi. Biz de ilk defa bu sene Frikik'ten bir gol atmış olduk. Seyir zevki açısından da oldukça güzeldi. Golden sonra Batuhan'ın yerine Berat Altın diş girdi ve Bursa Spor, Ümraniye Sporu sahasına hapsetti. Fakat hapsetse de 3. golü yemeye engel olamadılar. 82. dakikada bu sefer Ümraniye Spor orta sahada öyle bir paslaştı ki satranç oyunu gibiydi gerçekten. Bir anda oyuncularımız orta sahada hakimiyeti kaybettiğini gördük ve atılan bir ara pasında henüz kademeye yerleşemeyen defans oyuncularımızın arasından Musa Sol sıyrıldı ve kaleciyle karşı karşıya kalarak güzel bir vücut çalımıyla kalecimiz Ataberk'i geçerek boş kale topu yolladı. Musa Sol içeri doğru koşuyor. Pas yerden. Musa Sov. Musa Sol, Musa Sol attı. 82. dakika. Eski takımın attı Musa Sov. Ümraniye Yeniden iki farklı üstün. Skor 3-1 olunca Ümraniye duvarını açmakta gene zorlanmaya başlamıştık ki Ali Akman'ın uzaktan bir şut denemesi oldu. Top da yaklaşık 1 metre kadar yandan avuta çıktı. 90 dakika tamamlanmak üzere. Özer bıraktı. Ali Akman vuruyor. Dışarı gitti. 5 dakikalık uzatmalarda da skoru değiştiremeyince iç aldığımız 3 maçlık seriyi bu maçla bozmuş olduk. Maçın geneline bakacak olursak ben Bursa Spor'da bir konsantrasyon eksikliği gördüm. Bunu maçın cuma günü olmasına da yorumlayabiliriz belki ama son iki haftadır zaten iyi top oynayamıyorduk. Bence Ümraniye Spor'da bu senenin en iyi futbolunu oynadı. Duran toplardan yeme alışkanlığımız gene bu maçta devam etti. Yani Mustafa Hoca'nın bu konuya çözüm bulması lazım kesin. Haftaya Bandırma Spor'la oynayacağız. Bandırma Spor'da Ümraniye Spor gibi sonradan form tutan bir takım ve 3 maçtır da yenilmiyorlar. Salı günü 13.30'da Bandırma Spor'la oynayacağız ve belki de birçoğumuz iş yerinden bunu takip edecektir. Bandırma Spor da hafta sonu maçını bizden bir gün sonra oynadı. Belki bizim maçımızda biraz daha bir yorgunluk olacaktır ki İzmir'den geliyorlar onlar da deplasmandan. Arkadaşlar Cuma günü Bursa Spor bu mağlubiyeti yaşayınca videoyu ben çekmek istemedim. Biraz moralim bozuldu, canım sıkıldı. Cumartesi de bu şeyim geçmedi ve ancak pazar günü çekiyorum videoyu ve size pazar günü paylaşacağım. Bu arada Bursa Spor'da bir tane oyuncumuzun Covid testi pozitif çıktı. Kim olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat hafta içinde yapılan antrenmanlarla birlikte takip eden basın mensupları hangi oyuncumuz olduğunu anlayacaktır zaten. Salı günü de zaten bandırma maçımız olacak. Kendi sahamızda yaşadığımız bu mağlubiyet sonrası sosyal medyada bazı arkadaşlar Mustafa Hoca'ya yüklendiğini gördük ki bence Mustafa Hoca'ya çok da yüklenmeye gerek yok. Neden diyeceksiniz? Şimdi biraz onu anlatayım. Yani ilk önce bazı gerçekleri kabullenmemiz lazım. Biz ne teknik adamlarla çalıştık ne paralara çalıştık. Fakat bir yere gelemedik. Belki de bu duruma düşmemizin nedenlerinden biri de odur. Bursa Sporu tarihi boyunca hiç bu kadar dibi görmemişti diyebiliriz. Fakat Bursa Spor'un içinde bulunduğu durum Artık Bursa Spor için paranın kıymetli olduğu dönemlerdeyiz. Ve kabaca şöyle özetleyeyim. Bursa Spor her sene 3-4 oyuncuyu vitrine çıkarıp toplam 10 milyon euro bir gelir elde etse borcumuzu 5 yılda ancak ödeyebiliriz arkadaşlar. Ve bu şartlarda bile transfer tahtası seneye bile açılmayabilir. Kendi sahamızda aldığımız bir mağlubiyet için gaza gelip sosyal medyadan duygusal yazılar yazmayalım derim. 5 yıl dedim ama orta vadede değerini bulan oyuncuların satışından gelecek parayla bu durumdan kurtulabiliriz. Hafta içi salı günü Bandırma Spor'la oynadıktan sonra hafta sonu Timsah Arena'da Ertuğrul Sağlamlı Samsun Spor'u ağırlayacağız. Bu iki karşılaşmada da Mustafa Hoca ve öğrencilerine güveniyoruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoma like atıp abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Maske, mesafe, temizlikle birlikte herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.